Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveçte hamsili pilav yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo temizlenmiş, ayıklanmış hamsim var benim. 2 su bardağı pirincim var. İç harcı için, pilav için. 1 tane küp küp doğranmış havuç. 1 adet patates. 1 adet soğanım var. 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım limon, 1 su bardağı mısır unum var. Balıklarımı bulayacağım. Böyle 4 tane de güvecim var benim. Güveçlerimi bol bol yağladım. Balıklarım yapışmasın diye, çıkartırken kolay olsun diye. Böyle 1 tatlı kaşığı tuzum var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var pilav için. Şimdi biz pilavımızın yapımına başlayalım. Şimdi pilavımızın yapımına başlıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağını tavana alıyorum. Soğanımı ekliyorum tavaya. Şimdi soğanımızı güzelce kavuralım. Şimdi benim soğanlarım kavruldu. Bir tane küp küp doğradığım, küçük küçük doğradığım havuçlarımı ekliyorum. Bir tane yine aynı şekilde küçük küçük doğradığım patateslerimi ekliyorum. Şimdi bunları da güzelce kavuracağız. Yağımla birlikte patateslerimi, havuçlarımı da kavurdum. Şimdi ben önceden yıkadığım 2 su bardağı pirincimi ekliyorum. Ben pirincimi önceden yıkadım. Temizledim. Şimdi pilavımız tane tane güzel olsun diye pirinci de biraz kavuralım. Pirinçlerim kavruldu. Gördüğünüz gibi böyle renkli, çok güzel, harika bir iç harcı oluyor. Böyle biraz tuzunu ekleyin. İki su bardağı pirincime 2 su bardağı su ekliyorum. Suyum kaynamış, sıcak su. Şimdi pilavımızın altını kısalım. Kısık ateşte biraz pişsin. Şimdi benim pilavım hazırlanırken ben balığımı hazırlayayım. Böyle balığıma yarım limon sıkıyorum. Böyle bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Biraz tuz. Şimdi bunları karıştırıyorum iyice. Balığımın bütün her tarafına bulaşacak şekilde karıştırıyorum iyice. Evet arkadaşlar, şimdi balıklarımızı, böyle güvecimi ben önceden yağlamıştım. Güvecimize diziyoruz. Böyle kuyruk kısmı yukarıya gelecek şekilde balıklarımı güvecime yerleştiriyorum. Mısır ununu sadece tek tarafına sürüyoruz. Dışa gelecek tarafına balığımızın. Balığımızın daha güzel kızarması için mısır ununu buluyorum. Bu şekilde balıklarımızı güvecimize sık sık yerleştiriyoruz. Piştiğinde araları açılmasın, pilavı görünmesin diye içinden. Kısmı yukarı gelecek şekilde böyle birbirine yapışık şekilde sık sık yerleştiriyorum. Şimdi ben balıklarımı böyle kenarını dizdim. Şimdi ortasına nasıl yapıyoruz onu göstereceğim size. Böyle tekrar yine balıklarımızı batırıp
şekilde, ortasını dolduracak şekilde balıklarımızı da yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde sık sık yerleştiriyoruz. Çünkü balıklarımız piştiğinde biraz arasında açılma olabilir sık sermesi içine. Ben bu şekilde hazırladım güvecimi. Evet, ben güveçlerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Pilavımız da oldu. Güveçlerimi de böyle hazırladım. Şimdi bir güvecimin içine 2 yemek kaşığı pilavını koyuyorum. Böyle bastırıyorum. Fazla da doldurmayın arkadaşlar. Fırında da pişeceği için şişiyor zaten pilavımız. Şimdi dıştan başlayarak böyle hamsilerimi içe doğru kapatıyorum. Boş kalan kısımlarına böyle hamsilerimden kalmıştı benim biraz. Tekrardan böyle bir tarafına batırarak mısırımı kapatıyorum. Böyle olacak arkadaşlar. Hepsi. Ben güveçlerimin hepsini aynı şekilde size gösterdiğim gibi yaptım. Böyle kare bir tepsim var benim. Şimdi güveçlerimi onun içine alıyorum. Fırına vereceğiz güveçlerimizi. Güveçlerimiz çatlamasın diye tepsimize böyle biraz su koyuyoruz arkadaşlar fırında. Şimdi ben hamsili pilavımı fırında 200 derecede pişireceğim. Yani pilavımız biraz pişmiş olduğu için zaten balıklarımızın üstü kızarsın yeter. Üstü kızarınca alın fırından arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim hamsili pilavım fırından çıktı. Nar gibi kızarmışlar böyle. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.